Hasan'ın yurdun Gümüşhane'den. Pervin Savran, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir kültür için mücadele ediyor. O, Türkiye'deki son yörüklerden biri. Sayıları artık birkaç düzineyi geçmiyor. Yazları hayvanlarıyla Toros sırtlarına göç ediyorlar. Ne var ki her geçen yıl çiftçiler ve yerel yetkililer nedeniyle karşılaştıkları zorluklar artıyor. Yine de geleneksel yaşam tarzlarından vazgeçmemekte kararlılar. Bir şey gideceğiz yaylamıza senden. O zaman hoplayıp zıplayacağız. Böyle kapalı kalmayacaksın annem. Götüreceğim ben kuzumu. Ben oğlumu götüreceğim. Biz de gideceğiz. Vakit geldi. Pervin Savran hayvanlarını büyük göç için hazırlıyor. Onlar için yılın en önemli zamanı bu. Geldim anne. Kışları Konya yakınlarında bir köyde yaşıyor. İki yetişkin oğlu var. Bahar'ın gelmesiyle birlikte 63 yaşındaki Pervin'in hayvanlarıyla birlikte atalarının izini sürdüğü yayla yolculuğu da başlıyor. Yani bir şeyin kısıtlanması demek bizim hayatımızın sonu demek. Yani bize şey olmaması lazım, sınırlama. Artık böyle şey olmaması, bırakacağız. Bunlar mutluysa biz de mutluyuz. Bunlar rahat ettiyse, karınları ne zaman doydu güzelce, otu nerede bulduk, suyunu içirdik mi? Oh, tamam. Pervin Savran sadece bir çoban değil. Anadolu'nun son göçerleri Sarı Keçililer Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı. Hem göçerlerin hakları hem de çevresel yıkıma karşı mücadele veriyor. Hayvanlarla yola koyulmadan daha erken yola çıkmış olan göçerlerden haberleri alıyor. Yine bir tatsızlık yaşanmış. Telefon konuşmasında yerel yetkililerin keçilerin bitkilere zarar verdiği gerekçesiyle planladıkları rotayı kullanmalarına izin vermediğini öğreniyor. Hani şerefli arkasına siz ekleyin dedim. 800 metre yükseklikte asfalt yol bitiyor. Pervin, yol üstündeki ilk göçer aileyle buluşuyor. Adam, hayvanlarıyla hangi yoldan devam edeceklerini artık bilemediklerini söylüyor. Yetkililerin belirlediği yolların ve güzergahların sürekli değişmesinden şikayetçi. Ya salmıyorlar işte. Ya yenge salmıyorlar işte. Burayı ne çözülmüyor ya? Lan koca dağa dikiyorlar. Yanılmak gelmiyor mu? Ya işte böyle var ya, o zaman çok uğraştık, tel çeviriyoruz dediler, şu bu dediler. Anlatamadım ki işte. Pervin sonunda bacak ailesinin konakladığı alana varıyor. Yalnız olduğu için yazları çoğunlukla birlikte seyahat ediyorlar. Sürüde birkaç yüz keçi ve yarım düzine deve var. İbrahim Bacak çocukluğundan beri göçebe çobanlık yapıyor. Kışları ise hayvanları ile bir köyde yaşıyor. Oğulları sürünün bir kısmını otlatırken İbrahim Bacak eşiyle birlikte torunlarına bakıyor. Sürekli yolda oldukları için çocuklar çok az insanla karşılaşıyor. Pervin'in çekim ekipleriyle birlikte geleceği haberi onlara ulaşmış. Buyur geçeyim. Geçiyorum. Göçerler yolculukları boyunca sürüden sağladıkları et ve sütle besleniyor. Dağın tepesindeki ana kamp alanı için yola çıkmadan burada birkaç gün konaklayacaklar. İbrahim Bacak, göçerlerin yaşamanın gittikçe zorlaştığını söylüyor. Elin dedikodusu yok, şuyu yok, bu yok, kirlilik yok, gürültü, ingilti yok, kendi başına. Ha, ama huzur mu bırakıyorlar işte? Çünkü burayı yasakladılar. Evvel bunlara koyaklara konardık biz hep. O koyaklara konardık yorumluyunda. Yasakladılar. Gene de işte iyi kötü ucuna ucuna konuyor, sığışıyoruz, muçu. Ha, yöreye yol kapanır mı kapanmaz. Bir yandan ya içinden geçecek ya dışından geçecek. Muhakkak bir yandan vurup geçecek, patlatacak yani.
Geçer yani muhakkak. O neydi? Çay katmak. Üç aile birbiri ardına dizilmiş bir şekilde aynı anda yola koyuluyor. Nereden daha gel, beriye doğru gel. Telefon çalıyor. Arayan yerel yetkililer ve toprak sahipleriyle karşı karşıya gelmeden yola nasıl devam edeceğini bilmeyen bir çoban. Pervin bazı önerilerde bulunuyor. Buraları tamam, çocukluğundan beri biliyor. Grubun en küçükleri de toplanmaya yardım ediyor. İbrahim Bacağ'ın torunları hayvanlarla birlikte büyüyor. Kendilerine sarı keçiler diyen bu grup yüzlerce yıldır sürüleriyle Anadolu'nun yollarını arşınlıyor. Göçebe yaşam tarzı Orta Asya Türkleri arasında bir gelenek. Bin yıl önce geldikleri Anadolu'ya yaşam biçimlerini de getirmişler. Bugün Pervin Savran ve Bacak ailesi gibi bu geleneği yaşatan bir avuç aile var. Ancak son birkaç yıldır tüm hayvanları yanlarında götüremiyorlar. Yolda yemek bulamamak özellikle tek hörgüçlü develer için bir sorun. Deve çok kalmadı. Yani parmaklarımızla sayılacak kadar çok azaldı devemiz. Çünkü niye dersen suya erişimimiz çok zorlaştı. Traktörlere yöneldik. Tankerle su taşımak için. Daha önceden daha rahattık. Su kıtlığı sadece iklim değişikliğinden kaynaklanmıyor. Kamp alanlarına çok yakın kurulmuş buna benzer taş ocakları da birer sorun. Pervin maden ocaklarının doğal kaynakları yok ettiğine inanıyor. Son 10 yıldır mantar biter gibi taş ocağı bitiyor. Mermer ocağı çıkıyor. Her yerde. Oraya atılan dinamitler, oradaki o bağrını, o toprağın, toprak ananın bağrını o kadar yaralıyor ki. Aynen akan kan damarları gibi sular yön değiştiriyor. Siz ve burada eskiden konaklardınız. Evet, konaklardık. Burada 3 tane ailemiz yazı geçirirdin. Ama şimdi maalesef ancak geçebiliyoruz zoraki. Gördün. Bir de göçerlerin konaklama alanları ve meralarını tahrip eden yangınlar var. Oysa göçerlerin keçileri yangınların körüklenmesine neden olan çalı çırpıyı yiyerek alevlerin yayılmasına engel olabilir. Gün batıyor. Sürüyü bir kez daha kontrol etme vakti. Sonrasında ateşin başında toplanıyorlar. Yaz aylarında bile geceler oldukça soğuk geçiyor. Ertesi sabah çocuklar hala uykudayken İbrahim Bacak ve diğerleri toplanıyor. Eskiden develere yüklenen eşyaları, erzağı ve hasta keçileri şimdilerde bir traktör taşıyor. Yola devam edeceğiz Allah'ım. Yani şey dedi, hazırlayacağız hemen. Şimdi yükledip yola devam edeceğiz. Bakalım hayırlısı. Varınca duracak yer bulabilecek miyiz ona bakacağız. Bu arka yüzde hep konardık. Burası yasak olmadan. Görmüşsünüzdür belki gelirken de tel çekildi. Burası yasaklandı yani. Tel çemek burası yasak bölge demek. Orman bunu yasakladı yani. Ne burası büyüsün diye yasakladı tabii ki. Şey deyince bura alan çölüne durmak zorunda kaldık yani. Yani buralar açısı kendine 4-5 metre olmuş. Bu külde yağmurdan sonra bir şey kalmaz. Bunu söndüreceğiz. Bu kül ateş sönmüş olacak. Tek çevreye bıraktığımız şey budur. Çünkü her şeyi doğal kullanıyoruz. Bazıları yayan, bazıları da traktörde yine yola koyuluyorlar. Ancak yolculukları yeni başlamışken tekrar bir sorunla karşılaşıyorlar. Yakındaki bir köyün sakinleri yollarını kesiyor. Göçebelerin son yıllarda kullandıkları yol tıkanmış ve alternatif yol köylülerin topraklarından geçiyor. Ancak köylüler hayvanların ekinlere zarar vereceği gerekçesiyle geçişi engellemek istiyor. Pervin ise kararlı. Tarlanın başına geleceğim, devenin bedelini ödeyeceğim. Sen hangi tarlaya takmayacağım? Ben açık konuşayım. Bak ne diyorum, ben sözümde duruyorum. Ziraatçıyı çağıracaksın. Ben verdiği hasarın develerini ödemeye hazırım.
Ben senin hakkını çiğneyemem. Abla. Hak senin de hakkın. Çünkü ben develere geçiriyorum diye senin mahsulün zarar göremez. Ha. Şöyle söyleyeyim. Buradan yaklaşık yılda 30 tane yörük geçer. Tamam mı? Ama daha fazla. Daha şöyle söyleyeyim. Devlet ve Tarım İl Müdürlüğü bunlara çıkış güzergahından der ki takip edeceğiniz yollar bellidir der. Nerede konaklayacaksınız? Ne kadar konaklama yapabilirsiniz? Bunu tamamını aktarır devlet. Az sonra ortam sakinleşiyor. İki tarafta devletin uygulamalarıyla çiftçi ve göçebeleri karşı karşıya getirmemesi gerektiği konusunda uzlaşıyor. Şimdi şuralarda deve yolu vardı. Biz buralar hep deve yolu derdi. Yürükler hep buralardan geçerdi. Develer hep deveyle geçerlerdi. Suyunu buradan içerdi. Orman geldi buraya. Bilinçli bunları salmamak için buradan bunu dikti. Bilinçli yaptı bunu. Hep bu adam nereden geçecek? Ya benim tarlamdan geçecek. Ya bahçemden geçecek. Ama geçecek. Zararını ben çekiyorum. Sonuçta göçerlerin yola devam etmesine izin veriliyor. En azından bu seferlik. 6 saatlik yolun sonunda geceyi geçirecekleri alana varıyorlar. Önlerinde 3 hafta boyunca kat etmeleri gereken yüzlerce kilometrelik yol var daha. Yayladaki son duraklarına ulaşıp sonbahara kadar da orada kalacaklar. Pervin Savran ve diğer göçerler için bu yaşamlarının sonuna kadar sürdürecekleri bir yaşam tarzı. Bu kervan yürüyecek. Elbette zorluklar her zaman vardır. Gördüğünüz gibi çorumuz çocuğumuz, dağdaki oğlağımız keçimiz öyle bir yetişiyoruz ki bunların koyacağı engelin de üzerinden geleceğiz. Aşacağız bu engelleri. Bunlar yok olacak. Biz yine dünya var olduğu sürece, doğa var olduğu sürece biz göç etmeye devam edeceğiz. Kimse engel olamayacak. Bu engeller her gün yaşanıyor. Her gün. Sağ olun. Ancak Anadolu göçebelerinin bu geleneklerini sürdürüp sürdüremeyeceği belirsiz. Pervin'in iki oğlu da fabrikada çalışmayı tercih etmiş. Devlet ve toplumsa göçerlerin yaşam tarzına giderek daha az hoşgörü gösteriyor. Her şeye rağmen geleneklerini korumak için sürdürdükleri bu mücadelede Pervin Savran gibi bir savunucuları var.